Herkese merhabalar dostlar, yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar, biliyorum arayı biraz açtım fakat ufak tefek problemlerden dolayı video atamadık. O yüzden kusura bakmayın. En kısa zamanda böyle yine eskisi gibi düzenli videolar atmaya devam edeceğiz ve bu da ilk olsun dileğiyle. Evet dostlar, uzun zaman önce bir canlı yayınımızda bir fikir bulmuştuk. Demiştik ki Bedrock'ın üstüne ev yapmak diye bir fikir edinmiştik sizlerle beraber canlı yayınıma gelip izleyen arkadaşlar, birileri bu arada açıklama kısmında canlı yayın adresimde bırakıyorum. Twitch.tv/Mehmet Ali Şenpotuk birleşik olarak yazıyorsunuz ve geliyorsunuz. 3-4 günde bir, yani haftada bir ya da iki kez yayın açıyorum. Gelip sizler de yayınıma katılabilirsiniz dostlar. Evet dostlar, bugün o canlı yayında bulduğumuz güzel fikri canlandırmaya çalışacağım. Ben videonun öncesinde, onu nereye koyduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Videonun öncesinde bir tane bir şeyler topladım. Tamam. Bir an şeyi bulamadım. Topladığım kutuyu bulamadım. Birazcık şalkır kutusuna bu malzemelerden toparladım arkadaşlar. Dışarıda seyyar satıcılar geziyor da bir an dikkatim dağıldı. Biraz da diyorum kuvars kullanayım. Kuvars kullanmayı istiyorum fakat kuvars elimde var mı yok mu? Kuvars bloğu, kuvars sütunu. Dışarıda kuvarslarımız olabilir. Oyma cilalı taş diyor ya da kuvarsa biz boş verelim, en iyisi yolumuza bakalım. Şunlardan birazcık kullanabiliriz. İşimize yarayacak malzeme olabilir. Nedir yumrusu bloğu? Çok hoşuma gidiyor. Döşeme olarak kullanabiliriz dostlar bunları. Elimize aldığımız malzemeyi götürmek üzere şalkır kutumuza atacağız. Ondan sonra da ne yapacağız? Bedrock'ın üstüne çıkacağız gençler. Zaten elimde şöyle görmüş olduğunuz üzere bir sürü demir bloğu dahi var abi. Fener bile var yani şu an elimde. Elimde fener bile var. Her şeyim var elimde. O yüzden malzeme ihtiyacım yok. Zaten gerekli malzemeleri de şalkırlarıma doldurmuştum ben daha önceden. Şöyle bir yaklaşayım dedim, sesim gelmez filan. Dediğim gibi daha önceden de ben malzemelerimi filan şalkırlara doldurmuştum. O yüzden bana kolaylık sağlıyor. Hemen bir şey edineceğim zaman da daha kolay bulabiliyorum. Velhasıl kelam böyle arkadaşlar. Oo, geldik tamam. Birazcık o dediğime bakmayın, birazcık çantaların yüklenmesi uzun sürüyor. Malum server üzerinden oynadığımız için. Şimdi bir altın farmının oraya çıkacağız. Altın farmında yakında yapmayacağım da birazcık uzaklaşmaya çalışacağım. Altın farmını yakında yapmayı istemiyorum çünkü direkt göz önünde olsun istemiyorum. Hani hafif bir 50-100 blok uzaklaşırız gibime geliyor. O şekilde evimizi yapabiliriz. Bu arada dostlar, sadece kendime değil Deniz'de dayıma da güzel bir ev yapacağım, yalnız bu videoda değil. Daha sonraki videolarda onlar için de güzel bir ev yapmaya çalışacağım. O ikisi için bir ev değil arkadaşlar. Deniz ve dayım için ayrı ayrı evler yapmaya çalışacağım. Ama burada mümkün olduğu mertebe... Abi onlar ne ki? Aslında oraya doğru biraz uçabilir miyiz? Bakayım abi. Enderman'ler getirmiş olabilir mi bu blokları? Valla burası iyi gibi. Portal da birazcık gözüküyor. Dur bakayım bu neymiş? Çarpık neasyum taşı. Tamam. Dostlar şimdi ben ilk önce şuraya şöyle bir tane malzememi koyayım. Ladin kütüğü diyor. Bak, bunu buraya koyacağım. Elimdeki malzemeleri şimdi elmas kazma diyor. Bunlar hiç gerekli yok. Yosunlu taş duvar diyor. Kullanabileceğim malzemeleri buraya tek tek ayıracağım gençler. Tek tek ayıracağım. Buradan ikide bir şalkırın içinden çıkarmak zorunda kalmak istemiyorum. Bu yüzden de abi çarpık kök falan diyor. Oo, çok güzel. Ben bu şalkırı kaybettiğimi düşünüyordum. Meğersem ki kaybetmemişiz. Hemen bir daha bakalım. Elimizin altında başka taş tuğla diyor. Bunu da hemen sıraya koyalım. Buraya şöyle mütevazı, güzel ama öbür dünyada da bir evimiz olsun diyeceğimiz. Tövbe estağfurullah. Hani nedir dediği için öbür dünya diyorum. Yoksa böyle bir şey demem. Bakayım bir. Bunun içinde başka da bir şey yok zaten gençler. Bu arada sadakati üçlü mızrağımıza basacağız. Henüz daha sadakat kitabımız olmadığı için dayım bekleyin dedi. Ben sizin için de sadakatle çıkaracağım dedi. Hemen hemen bütün büyük kitaplarının olacağı bir şey ayarlamaya çalışıyorum dedi. Biz de onu dinliyoruz gençler. Şimdi şunu yanıma alayım. İlk önce bir tane crafting table yapayım. Crafting table'ımızı şuraya atalım. Abi şimdi ben belirlerken bir saniyenizi rica edeceğim. Malzememizi nereye koymuşuz? Şimdi kara taşlardan ilk önce cilalı kara taş yapacağım abi. Bunların hepsini cilalıya çevir. Hepsini yarım basama çevir. Ve hepsini oyma cilalı kara taşa çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız olay ilk önce evimizin sayılarını belirlemek arkadaşlar. Şimdi İlk önce evimizin girişi şuradan olsun. 1, 2, 3, 4. Yani orta tek giriş olacak arkadaşlar. Dayımız sevmiyor biliyorsunuz araların böyle çok girişli olmasını. Hemen aralarına kullanacağımız bloklara bir karar verelim sayın gençler. Altına kırık taş kullanabilir miyim bilmiyorum. Bazalt kullanabiliriz abi. Bazalt güzel olabilir, evet. Bazalttan da aldık bir parça yanımıza. Şimdi sınırlarımızı belirlemeye çalışacağız. Aa, bunu biraz yakına yapmışım. Şöyle hafif 1, 2, 3, 4.'ye koyacağız. Hafif şu şeyi kutulardan uzaklaştırmış olayım diye uğraşıyorum gençler. Hemen böyle 1, 2, 3. Hemen şunları alalım. Bunu yanlış koyduk. Maalesef. Şöyle aralarda yine 3 kalacak. Şuradan gidiyoruz. Şu şekilde 3. Oğlum ben niye sürekli yanlış koyuyorum ya? Merak etmeyin arkadaşlar, sıkmayacağım sizi. Birazdan hızlandırmaya geçeceğiz sizlerle beraber. Ama ilk önce bir sayılarını belirlemeye çalışıyorum. Abi bu bazalt biraz değişik mi durdu sanki? Cilalı bazalt yapalım mı biz bunu? Hatta birazcık da şuradan bazalt alayım. Ben bunların hepsini cilalı bazaltı çevireyim. Şuradaki bazaltları da kırayım. Bunları da tekrardan cilalı bazalt yapalım. Canlı yediklerim. Cilalı bazalt. Şöyle hemen cilalı bazaltımızı koyalım. Bunlar evin zemin kısmında olacak şeyler arkadaşlar. Şu an evin zemin kısmını, yani komple temelini belirlemeye çalışıyorum. Daha sonradan sizin için şeye geçeceğim. Bunları yanlış koyduk. Sizin için replay mod çekimi yapmaya çalışacağım. Umarım yapmışımdır. Eğer yaptıysam izliyorsunuzdur zaten de. İzlersiniz daha doğrusu, şu an değil hemen. Hemen buradan birazcık bazalt aldık. Buradan şöyle uzaklaşacağız. Burasını kolon olarak belirliyorum gençler. Aynen bu şekilde de buradan. Yine 1, 2, 3 ve 4.'ye bundan. 2, 3, 4.'ye bundan. İlk başta belirlediğim zemini bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda arkadaşlar diyor ki abi niye yapılışını bize göstermedin? Mesela odanın yapılışını göstermemiştim. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlar. İşte abi niye göstermedin falan dedi. O yüzden elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen buradan 1, 2, 3. 4.'ye bundan. Hemen karşılıklı yapıyorum ki 1, 2. İşte bak bunların hepsini yanlış. Niye? Çünkü ters baktı. 3. Hemen 4. 1, 2, 3. Hemen 4. Tamam mı? Buralar bu şekilde oldu. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Okey. Gayet güzel gözüküyor ama bir uçalım bakalım mı? Nasıl bir şey olacak? Hafif birazcık daha götürmemiz gerekecek. Birazcık daha götüreyim. 1, 2, 3 diyemedim. 3 demişim. 3. Ve buradan 1, 2, 3. Tek. 1, 2, 3. Tek. Ve 1, 2, 3. Ve tek arkadaşlar. Araları bu şekilde belirliyorum. Hem pencereler belirlemesi daha kolay oluyor. Tek sayıda güzel şeyleri yapabiliyorsunuz. Çift sayı olduğu zaman örnek veriyorum. Mesela kapı girişi çift sayı. Abi iki tane kapı koymak istemiyorum. Ben tek kapı girişi koymak istiyorum. Ondan dolayı birazcık sıkıntı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Hemen şuradan evimizin tabanını belirlemiş olduk. Bunun zeminini ya yarım basamakla dolduracağız. Çünkü burada şeyler oluşabilir arkadaşlar. Normal blok koyarsam sıkıntı çıkabilir. Şu an bir şey çıkmadığına bakmayın. Normal blok koyarsam eğer, şu an normal blok koymadığım için hiçbir yerde bir şeyler spawn olmuyor. Çünkü Bedrock'ın üstündeyiz. Ama gördüğünüz üzere burada zombi domuz adamlar spawn olabiliyorlar. Piglinler, hoglinler bile spawn olabiliyorlar. O yüzden şu anlık altına bir şey koymadığım için inlemiyorum. Daha sonradan iç dizaynını yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bunların hemen şeylerini belirleyeceğim şimdi. Sayılarını 2, 3, 4 şeklinde olursa nasıl olur? Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Hatta 4-5 bile yapabiliriz bunları. Evet, geri kalanını replay modla seyredebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet dostlar, tekrar karşınızdayım. Yapımı tam, izlediğiniz bu şeyin yapımı tam 1 saat sürdü. Hatta 50 dakika diyeyim, 1 saat edemeyim. 50 dakika civarı sürdü. Yalnız bayağı bir gözlerim ağrıdı, bayağı bir yordu. Bir de yanlışlıkla Enderman'e baktım, bir de onunla savaştım. Dostlar gördüğünüz şekilde daha bunun içerisini düzenlemedim. Bu gibi evlerden dayıma da yapacağım, Deniz'e de yapacağım. Yani sadece benle sınırlı kalmayacak. Bunun üst katı da olacak. Dediğim gibi iç dizaynla muhtemelen... Abi şunu alacağım ya. Muhtemelen iç dizaynla canlı yayında yapabilirim. İzlemek istiyorsanız açıklama kısmında linki bırakıyorum. Oradan da gelip görebilirsiniz. Bu şekilde yapmaya çalıştım dostlar. Sevdiğim bir tarz oldu. Yeni bloklardan kullandım birazcık. Hoş oldu. Güzel oldu gibi. Siz de yorumlar kısmında yazmayı unutmayın gençler. Güzel mi değil mi? Olmuş ya da olmamış. Her şeye kabulüm. Şöyle biraz simetri vermeye çalıştım. Anca olduğu kadarıyla şöyle camları bol kullanmaya çalıştım. Etrafına biraz lambalar falan döşedim. Alt taraflarda bu şekilde kırık taşlarla bir süs vermeye çalıştım. Şu kapıyı çok seviyorum abi ben. Ben bu kapıyı çok seviyorum. O yüzden de bunu kullanmaya çalıştım. Şöyle şurada da bitirelim. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler de yaptığımız bu evi beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sadece bununla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Dayıvan ve Deniz'i de güzel 2 tane ev yapacağım. Bunlara yakın. Yani Nether tarafında, hatta Bedrock'ın bir üstünde bir evimiz var diyebilelim. Anladınız mı? Gayet hoş oluyor, güzel duruyor. Yapı yapıyoruz arkadaşlar, eğleniyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.